10. sınıfa hoş geldin Tolga. Senle beraber bu kanalımızda gerçekten 10. sınıfla alakalı mükemmel içerikler paylaşıyoruz. 10. sınıf zor mu hocam? 10. sınıf çok önemli bir sene. Neden diyeceksin? Aslında sen bundan sonra artık YKS yolcusun. Yani ne demek bu? İlerideki sınıflarda artık senin temellerini oluşturup YKS yani TYT, AYT sınavına hazırlanman gerekiyor. O yüzden birçok temel konuyu burada işliyorsun. Zaten TYT dediğimiz YKS'nin ilk kısmının aslında yarısı 10. sınıf konularından oluşuyor. Birçok temel konu dediğim şu. Aynı zamanda matematik ve FKB dersleri gerçekten birazcık daha zorlaşmaya başlıyor. Bir nispeten zorlaşmaya başlıyor. Matematikte özellikle temel konularımız var. Fizik, kimya, biyoloji de çok önemli konularla haşır neşir olacağız ve bunlar bizim aslında ileriki üniversite hayatımızın da temellerini oluşturacak konular. Dolayısıyla biz sağlam altyapı için şimdiden ufak da olsa çalışmalara başlamamız gerekiyor. O yüzden ben sana ilk başta şunu göstermek istiyorum. 10. sınıfta hangi konular olduğunu bir göstermek istiyorum. Edebiyatta, matematikte, coğrafyada, aynı zamanda fizik, kimya, biyolojide, aynı zamanda tarihte hangi konular var? Gel seninle beraber bakalım bir. Edebiyatta bir kere edebiyata giriş var. Her sene olduğu gibi. Ondan sonra hikaye. Hikaye konusunu işleyeceğiz. Ondan sonra şiiri, destan, efsane işleyeceğiz. Aynı zamanda roman, tiyatro, anı, haber metni, gezi yazısı ve yazım noktalamayı beraber yapacağız. Yani yazı türlerini yaptıktan sonra da yazım ve noktalamayla bu konuyu bitireceğiz. Bu sınıfı bitireceğiz edebiyat açısından. Matematiğe baktığımız zaman tabii 3 tane var gibi gözüküyor ama alt tarafı çok dolu. Mesela sayma ve olasılık yöntemimizde faktöriyelle başlayacağız. Permütasyon, kombinasyon, sonra olasılığa geçeceğiz Tomuç Evlen. Benim tabii bir sürü Fen Lisesi ve Anadolu Lisesi şeklinde farklı kırılımları var bunların. Ve hepsinde mesela döner permütasyon Fen Lisesi'nde var, Anadolu Lisesi'nde yok gibi bazı özellikleri de var. Aynı zamanda sayılar ve cebir sanki azmış gibi gözüküyor ama acayip temel bir ünite. O da neyi görecek biliyor musun Tomuç Evlen? Fonksiyonları göreceğiz. Fonksiyonlar ve polinomları işleyeceğiz seninle beraber. Hatta ikinci dereceden denklemler dediğimiz acayip temel bir matematik konusunu burada göreceğiz. Aynı zamanda geometriye bakarsak Tomuç Evlen Bey'im dörtgenleri göreceğiz. Yamuk, paralel kenar, ondan sonra eşkenar dörtgen, ondan sonra kare, dik dörtgen. Bunları beraber temellerini öğrendikten sonra da prizma ve piramitle geometriyle bitirmiş olacağız Tomuç Evlen Bey'im. O zaman matematikte aslında böyle 3 tane gözüküne bakma, gerçekten içi çok çok dolu diyebiliriz. Coğrafyaya baktığımız zaman doğal sistemlerle başlayıp beşeri sistemlere gideceğiz. Aynı zamanda küresel ortam dediğimiz bölgeler ve ülkeler ünitesine bakacağız. Ve çevre ve toplum dediğimiz konuyu da bitireceğiz ve coğrafyayı da tamamlamış olacağız. Coğrafya 9'da çok zordu hocam ya. Birazcık daha kolay diyebiliriz 10. sınıfı diyebiliriz. Fizikte elektrik ve manyetizma konusuyla başlayacağız. Basınç ve kaldırma kuvvetini işleyeceğiz seninle beraber. Dalgaları ve optiği de yaptıktan sonra fizik konularını bitirmiş olacağız. Aşırı temel konular. Yani ileride mesela fizik okumayı hedefliyorsan bunlar senin fiziğinin altyapısının tamamen oluşturacak konular diyebiliriz. Kimyaya baktığımız zaman kimyanın temel kanunları, işte kütle korunumdur, işte bilmem ne bunun gibi kanunları gördükten sonra kimyasal hesaplamalar kavramları gördükten sonra kimyasal hesaplamalara bakacağız, özür dilerim. Karışımları işleyeceğiz, sonuçlarını, asitler, bazlar ve tuzların birazcık daha dengesel yaklaşımlarına bakacağız ve kimya her yerde ünitesiyle de aslında bütün yaşamımızda işte deterjanlar, sabunlar bilmem ne bunların hepsinin yapısında aslında kimya olduğunu da öğrenerekten konumuzu da kapatacağız. Konuşalım. Biyolojiye baktığımız zaman hücre bölünmeleri. Tabii ki en önemlisi nedir? Mitoz ve meyoz. Mitoz ve meyozun birazcık daha alt kırılımlarına bakacağız. İşte ipmat dediğimiz interfaz, profaz, metafaz, anafazı birazcık daha detaylı işleyeceğiz Tomuç Evlen seninle beraber. Aynı zamanda kalıtımın genel ilkelerine bakacağız Tomuç Evlen. Mendel kalıtımını inceleyeceğiz. Ekosistem ve ekolojiyi, ekosistem ekolojisine bakacağız ve güncel çevre sorunlarıyla da aslında biyolojiyi bitireceğiz. Tarihe baktığımız zaman yerleşme ve devletleşme sürecinde Selçuklu Türkiye'si. Selçuklu'ya başlıyoruz. Sonra Osmanlı siyasetine başlıyoruz. Osmanlı siyasetinden sonra devletleşme sürecinde savaşçılar ve askerler Osmanlı üzerinde işliyoruz. Osmanlı ile devam ediyoruz Tomuç Evlen. Dünya gücü Osmanlı ile devam edip ardından da Tomuç Evlen Bey'im Osmanlı'nın klasik çağına kadar ilerleyen bir yapısı var tarihin diyoruz. Peki biz bunu nasıl yapacağız? 9'dan 10'a kampında, Tonguç 10'da biz bir kere matematik üzerinde bir kamp yapmayı düşünüyoruz. Matematik dediğimiz şu konular, hani sana demin gösterdiğim sayma ve olasılık konularımız, sayılar ve cebir ünitemiz daha doğrusu ve geometri üzerinde sana bir konu girişleri kampı yapacağız. Yani sen 9'dan 10'a geçerken en önemli dersin ne olduğunu bilip herkesin takıldığı, herkesin hani gerçekten patır patır döküldüğü dersin matematik olduğunu bilip buna çalışasın diye sayma ve olasılık, yani faktöriyel, permütasyon, kombinasyon, olasılık konusuyla başlayıp fonksiyonlar, polinomlar, ikinci dereceden denklemler ve geometrideki dörtgenler ve aynı zamanda prizma ve piramitle de devam edip mükemmel bir şekilde ilk konu girişlerini seninle yapacağız. 9'dan 10'a kampında Tonguç 10. sınıf kanalında olacak. Ve
Tonguç 10. sınıf kanalına lütfen şimdiden şu anda izlediğin kanala abone olmayı unutma. Mutlaka buna abone ol. Ama senden bir ricamız var. O da şu. Buyur hocam. Tonguç Akademi'den 9. sınıf kanalında yararlandın mı Tonguç Akademi? Evet hocam, yazılar iyi geçti. Harika. Yararlandıysan 9. sınıf kanalına aboneliği de bitirme Tonguç'um. Bildirimleri kapatabilirsin ama 9. sınıf kanalına aboneliği de kalsın. Çünkü biz aboneler ve like'larla daha iyi hissediyoruz ve daha iyi videolar çekmek için motive oluyoruz. Bu videoyu like edeyim hocam bari. Motive oluyoruz. Tebrik ediyorum seni. Dolayısıyla bu kanala aboneliğe devam et. 9'dan 10'a kampının yanında Tonguç evladım benim, bir de 9'dan 10'a hazırlık, matematik hazırlık kitabımız var. Ve tüm konuların testleri, yani matematik adına tüm konuların, 10. sınıfta göreceğin tüm konuların eski sınıfların tekrarı şeklinde testleri var. Yani sen mesela 10. sınıfta cebir göreceksin, olasılık göreceksin. Peki olasılık konusunu daha önceki sınıflarda nerede gördün? Onların hepsinin tekrarı ve bu konuya hazırlık olması için şu konuları temel olarak benim bilmem gerekiyor dediğimiz konuları da ortaokuldan ve 9. sınıftan alıp bu kitabın içine koyacağız ve bunlarla ilgili çok güzel testler hazırladık senin için. Matematiğe zımba gibi başlayacağız. Hazır bir şekilde başlayacağız 10. sınıfa geçerken Tonguç öğrenmeyip. Şimdi ödüllü sorumuzu yap. Bu arada bu kitabı almak için i butonuna tıklayıp hemen alabilirsin Tonguç evladım benim. Şimdiden ön sipariş verebilirsin. Ödüllü sorumuzu yap, yorumlara yolla. Hadi bakalım evladım.